Bizim sağcılar CHP'ye oy verdiğini görse gece rüyasında sabah gusül abdesti alır diyen gusülsüzlerin sözleri aklıma geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na rütbelerini sök diyerek hakaret edenlerin sözleri aklıma geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim döneminde dahi çok ağır sözler söyleyen arkadaşların sözleri aklıma geldi. Ve onlara tek laf etmeyen Meral Akşener'in dolayısıyla bugün saraya gitmesi beni hiç şaşırtmadı. Hiç şaşmadı. Meral Akşener bekleneni yapmıştır. Kendince doğru olanı yapmıştır. Akşener sever bu işleri. Meral Akşener yıllar önce Bengütürk televizyonunda Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor diyen Ahmet Şafak'a o benim babam, o benim liderim, o benim büyüğüm, o varsa ben varım. Bahçeli'nin olmadığı hiçbir yerde olmayacağım. Allah onunla birlikte olmayı ömür boyu bana nasip etsin demişti. Sonra aynı Akşener çocuklarına, torunlarına Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta bir miras yedi gibi bırakmış ve Kemal Bey'i asla unutamayacağını çocuğuna ve torunlarına vasiyet ettiğini söylemişti. Erdoğan'la ilgili de aslında çok ağır şeyler söylememişti. Yani şöyle geçmişe baktığımızda Sayın Akşener'in Erdoğan'la ilgili çok ağır sözleri yok. Onun hangi sözleri var? Sayın Akşener çok iddialıydı. Tek başıma da kalsam, yanımda kimse olmasa da, her türlü iftirayı atsalar da, namusuma dil uzatsalar da, ben bu yoldan dönmeyeceğim. Ben burada tek başıma da kalsam mücadele edeceğim demişti. Anlaşılan kongreden sonra yalnızlık canını sıktı. İlk davette Erdoğan'a misafirliğe gitti. Ama bu misafirlik hayra alamet mi? Bana göre değil. Şimdi Akşener'in sevenleri şöyle diyebilir. Sayın Engin Yurt, sen zaten Meral Akşener'i sevmiyordun. Hatta sen Akşener'in genel başkan olmasını engelleyen adamsın MHP'de diyebilirler. Ama ben de şunu diyorum. Sayın Akşener'le birlikte 7 yıldır yol yürüyenler, dayak yiyenler, kurşunlananlar, hayatını kaybedenler, öldürülenler var. Sayın Akşener için siyasi hayatını hiçe sayanlar var. Şimdi Sayın Akşener, madem Erdoğan'a gitmek böylesi kolaydıysa, bu on binlerce, yüz binlerce kardeşimizin niye hayallerini yıktı, niye onları yolda bıraktı diye hakikaten sormak istiyorum. Yani ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını doğru buluyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı asla kınamıyorum. Recep Tayyip Erdoğan bu işlerin uzmanı, bu işlerin profesyoneli. Recep Tayyip Erdoğan'ı bilakis takdir ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan bakıyor, kimin ne kadar değeri varsa değeri oranında ona değer veriyor. O değerin karşılığını ödeyerek onu kendisine yol arkadaşı yapıyor. Yol arkadaşı yapıyor. Esas olan ne biliyor musunuz? Burada konu değil ama Recep Tayyip Erdoğan'ın taktiğiyle biz yol almamalıyız muhalefet olarak. Muhalefet çok hassas olmalı. Recep Tayyip Erdoğan taktiğiyle değil, muhalefet halkın sorunlarını gündeme taşıyarak. Bakın, bugün bir tane engelli vatandaş bana mesaj attı. Engelli bakanlığı kurulsun diye kanun teklifi verdik. 3 Demokrat Parti milletvekili olarak Engelliler ve Yaşlılar Bakanlığı kurulsun diye. Bir engelli dedi ki asansörlerde şimdi güvenlik kabini de yapacaklarmış asansörlerin içerisine. Zaten dar olan asansörlere. Şimdi ben buradan soruyorum Sanayi Bakanı'na. Bu işin mimarı Sanayi Bakanı'na soruyorum. O tekerlekli sandalye ile o engelli o asansöre nasıl binecek? İşte biz bu tür küçük gibi görüken ama insan olurunu zedeleyen çok büyük sorunlarla uğraşmalıyız muhalefet olarak. Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret kime ne katar ya?
Kimin eline ne geçer? Yarın muhtemelen onlar da şöyle diyecekler. Kandırıldık. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın kandırmadığı kim var? Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olup da yolda bırakmadığı kimi var? Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 yılına bir bakalım. Ali Babacanlar, Ahmet Davutoğulları, Ali Coşkunlar, Cemil Çiçekler. Yani sayabileceğiniz yığınla insan. Hatta gazeteciler var. Hepsini FETÖ'cü diye içeri attı. Bir dönem sarayında uçaklarında gezdirdiklerini, Nazlı Ocakları, Altan kardeşleri, Mümtaz Türküney'i, yani öylesine yol arkadaşları vardı ki Recep Tayyip Erdoğan'ın, beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurlarda diyordu. Hepsini sele teslim etti, bir tek kendi ayakta duruyor. İşte şimdi aynı planı, aynı oyunu tekrar kuruyor. Bu arada FETÖ evet, demişken Cemal Enginyurt, şu konuyu da soracağım size. Bu bir işte yok öldü dendi, ondan sonra hasta bir şekilde teslim edilecek dendi. Bu arada kendi içinde bir çözülme yaşıyor. Yani birbirlerine laf atıyorlar. Birbirlerine hani hep derdik ki en sağlam ortaklık suç ortaklığı, ama yani şimdi o zamanında birlikte hareket etmiş herkes birbirine çamur atıyor, bir şeyler oluyor. Ne oluyor orada, bir fikriniz var mı? Bizim halk tabiriyle çok güzel bir sözümüz vardır. Allah herkese yaşattığını yaşatmadan canını almaz. Fethullah Gülen ve hareketi bu ülkede lise sondaki çocukların sınav sorularını çalarak haklarını yedi. KPSS sorularını çalarak milyonlarca insanın emeğini çaldı. Polislik sorularını çalarak, astsubay sorularını çalarak milyonlarca gencin hayallerini yıktı. Bu ülkede FETÖ'nün okullarına yardım etmeyenlere büyük vergi cezaları yazdılar. İş yerlerine, fabrikalara çöktüler. Bu ülkede kendilerinin karşısında olanları helikopterden atacak kadar alçakça cinayet işlediler. Bu ülkenin Atatürkçü, cumhuriyetçi, laik, demokrat, Amerikan karşıtı askerlerini Ergenekon, Balyoz, Kafes, Poyraz diyerek zindanlarda hayatlarını kararttılar. Ali Tatarları cezaevlerinde yaşamanın zorluğuyla intihara sürüklediler. Kaşif Kozuloğulları'nın hayatını katlettiler. Yani bunlar milyonlarca insanın emeğini, hakkını yediler. Gözyaşına boğdular. Allah bunun karşılığında da onlara yaşattıklarını yaşatacaklar. Öldüyse Allah rahmet eylemesin. Ama yaşıyor da bu ülkeye getirmeyi düşünenlere bir tavsiyem var. Bunu APO gibi zafer olarak gösteremezsiniz. Eğer bu Fethullah denen hain Türkiye'ye teslim edilecekse bilin ki ölecektir, ölmek üzeredir ve Türkiye teslim edildiğinde ölüsü üzerinden bütün dünyada propaganda yapıp Türkiye bunu öldürdü diyeceklerdir. İktidar aklını başına devşirsin. Bu iktidarda akil adam kalmadı. Bu iktidar son akil adamlarını çözüm süreciyle kaybetti. Dolayısıyla bu iktidara tavsiyem yeni akil adamlar bulsun kendine. Mesela Sayın Akşener'i yanına almakla iyi yaptı. Onu Akşener'i kır saçlı heyetin başına getirsin ve bu söylediklerimi dikkate alsınlar. Eğer FETÖ'yü, Fethullah Gülen'i tekrar söylüyorum, Türkiye'ye getirirlerse başlarına büyük bela alırlar. Çünkü o alçak Türkiye'ye geldiğinde ya ölü ya da ölmeye 5 dakika kalmış bir şekilde gelecektir. Ve öldüğünde de Türkiye dünyada... Çıkarmak istenmeyen görüntü değil ama göğüs başı aynen çıkınca istenmeyen görüntü oluyor. Rezil. Bir de ben çok merak ediyorum, şimdi huzur hakkı 2,5 milyon TL alıyorlar. Şimdi iyice huzurları kaçmıştır bu göğsü görünce. Acaba bir 2,5 milyon TL daha isteyecekler mi? Huzurum kaçtı benim diyerek. Cemal Enginyurt, sizle bunları konuşalım. Tabii önce şunu söyleyeyim görüntüyle ilgili. Göğüs başı gözükmüş. Ne olmuş gözüktüyse? Esas kendi yandaş kanallarında her gün kendi çocuğuna tecavüz eden şerefsizi gösterenlere niye ses çıkarmıyorlar?
üvey çocuğunu, öz çocuğunu tecavüz eden, canlı yayında tutuklandı diye gururla haber yapanlar, bunlardan daha ahlaksızı mı var? Bir kadının kaç tane erkekten çocuk yaptığını gururla anlatan ve bunu ortaya çıkardım diye övünenleri, ekranlara getirenlere niye sözleri yok? Kendi kanallarında, yandaş medyada, dizilerde Dallas'tan beter bir anlayışla, kimin kimin evladı olduğu belli olmayan dizilerle, kimin kiminle ilişkisi olduğu belli olmayan, ahlaki erozyon yaratan dizileri yapan kanallar niye hiç gündeme gelmiyor? Yani bir saniyelik görüntüyle TRT itibarını mı kurtardı? Hilal Kaplan ve 9 yöneticiye 2,5 milyon huzur hakkı verildi. Hilal'in huzuru mu bozuldu? Ne oldu şimdi de TRT aklamaya paklamaya çalışıyor? Yahu TRT sen öyle bir kanalsın ki Türk askerlerinin şehit edildiği gecede sabaha kadar müzik eğlence programı yapan bir kanalsın da. Sen yayını kesmeyen bir kanalsın. Dolayısıyla bunlar gündemi değiştirmek için aklımızla oynayacak ne varsa yapıyorlar. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bunlara talimat verdi. Dedi ki benim halkımın büyük bir kısmı zaten TRT'yi seyrediyor. Büyük bir kısmı A Haber Mutluluk Kanalı'nı seyrediyor. Bir kısmı da gereğini yapan Ahmet Hakan gibi, Abdülkadir Selvi gibi tüpçünün çocuğunun televizyonlarını seyrediyor. Öyleyse siz burada hiç durmaksızın yola devam diyeceksiniz. Halkı kandırmak için, halkı aldatmak için, halkı yanlış yönlendirmek için büyük gayret sarf edeceksiniz. Ben de size yılın genel yayın yönetmeni ödülünü elimle vereceğim. Ve Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda Allah var başarılı. Şimdi TRT o görüntüyü haber yapıyor da aynı TRT niçin o kızlarımızın Filenin'in sultanlarının o uçak yolculuğundaki rezaletini görmezden geliyor ve aynı TRT şimdi bu Sinis'te geldi diye gururla Filenin sultanlarını haber yapıyor. Bunların işi algı. Bunlar böyle talimat aldılar. Dolayısıyla bunlar istiyor ki milletin gerçekleri konuşulmasın. Sokak konuşulmasın istiyorlar. Bakın hep söylüyorum. Size de yazıyorlar. Oradaki konuklarımıza da yazıyorlar. Tasarruf genelgesi kime biliyor musunuz? Bir günden 17 yıl kaybeden emeklilik bekleyenlere tasarruf genelgesi uygulanacak. 23 bin tane terörle mücadelede yaralanmış, gazi sayılmayan insanlarımıza tasarruf genelgesi uygulanacak. Taşerondan kadro bekleyenlere tasarruf genelgesi uygulanacak. 10 bin lira maaşla geçinemeyip 6 bin lira dul yetim maaşıyla hayatı kararmış, 4200 lira engelli maaşıyla ne yapacağını bilemeyen insanımıza tasarruf genelgesi işleyecek. Mehmet Şimşek ne demişti? Mayıs ayında enflasyon zirve yapacak. Sonra düşecek. Ekonomist Oğlak Tuna orada. Rakamları benden daha iyi okuyor. Haziranda %20 düşecek enflasyon. Var ol, nur ol, yaşa, ülke huzura eriyor. Emekliye %20-25 zam. Emekli memuru görmezden gelecekler. Seyyanen zam yine vermeyecekler. Assubaydan başlayıp albaya kadar, binbaşıya kadar insanlar yine ağlayacaklar, huzursuz olacaklar. Ama TRT'de Hilal Kaplan ve arkadaşları huzur hakkı almaya devam edecekler. Merkez Bankası 818 milyar zarar ediyor. Merkez Bankası yöneticilerine 4 ikramiye veriyor bu ülkeye. Böyle bir ülke olur mu? Memurunu, işçisini yok sayıyor. Ama kendisine gelince 4 ikramiye birden veriyor. Şimdi seçim bitti. 3 bin lira bayram ikramiyesi. Bayramdan önce vereceğim diyor.
Ne kadar mutlu ettin bizi Recep abi. İnan emekliler olarak şu an gözyaşı içinde sana dua ediyoruz. Bayramdan önce 3000 lirayı yiye yiye bitiremeyecek insanlar. O kadar mutlular ki bayram açtı aldılar. İstanbul'dan Ordu'ya 4 kişilik bir aile bayramda babasını görmeye gelse, otobüse binse 5000 lira. 5000 lira da geriye giderken 10.000 lira. 9 günlük bayramda da 15.000 lira yer 25.000 lira. Ücret 17.000 lira, eksi 8.000 lira bakiye kalır. Ama bunu göstermemek için ne yapıyorlar? Pembe tablolar çizerek enflasyon düşecek. Oğul Aktun'a çok güzel bir şey söyledi. Bakın bunun üzerinde dikkatle durulması gerekir. Enflasyon %55 değil. %30'a düşse ne olur? Artırdığınız demir fiyatı düşecek mi? Artırdığınız akaryakıt fiyatı düşecek mi? Millet eti ucuza alacak mı? Millet peyniri ucuza alacak mı? Emeklinin evine zeytinyağı girebilecek mi? Yine aynı fiyattan ve üstünden satılmaya devam edecek. Bu sefer %30 zam koyacaklar güya ama %60 yapacaklar. Çünkü en akın rakamları iki katı olduğu için %60 zam yapacaklar. Enflasyon düşürülme tezgahı niye biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Halkımız da duysun. Emekliye, emekli memura, memura, işçiye, dul ve yetime, engelliye zam vermemek için Haziran ayında enflasyonu düşürecek tezgahı kurdular ve diyecekler ki vatandaş ne dedi Recep Tayyip Erdoğan, siz söylediniz. Ne dedi? Ne verirsek verelim enflasyon karşısında eriyor. Şimdi ne diyecek Recep abi? Ne verirsek verelim enflasyon düşüyor, sizin paranız değer kazanıyor. Ülkenin Merkez Bankası Başkanı bugün neyi konuşuyor biliyor musunuz? 500 lirayla 1000 liralık banknot basalım mı diye onu konuşuyor. Bir de beyefendi bize göre çok akıllı, bunun araştırmasını yapıyormuş. Yahu neyin araştırmasını yapıyorsun başkan? Neyin araştırmasını yapıyorsun? 1000 dolar bozdursak gitsek, 1000 dolarımız olsa bozdursak, adam bize bir çuval para veriyor ya. Bir çuval. Afganistan'ı geçtik be. Evet. Arjantin'i geçtik be. Çuvalla para veriyor bize. Dolayısıyla ülkenin Merkez Bankası'nın başkanının araştıracağı şeye bak. Merkez Bankası Başkanı sen neyi araştır biliyor musun? Araştırmayı seviyorsan, yüreğin yetiyorsa 128 milyar doları araştır Merkez Bankası Başkanı. Evet, bunu nasıl olabilir harcadınız? Bu parayı nasıl bitirdiniz? Onu anlatsınlar. Dolayısıyla bu iktidara karşı, yani süremiz de tamamlanıyor, her zaman söylediğimi bir kere daha söylüyorum. Demokrat Parti olarak merkezde birleşip bütünleşerek AKP iktidarını yerle bir etmek için erken seçim değil, hemen seçime gitmeliyiz. Milletimizin derdi için sokaklarda dertlenmeliyiz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çay mitingini desteklediğimi söyledim. Emekli mitingini biz karar almıştık. Onlar yaptı, biz erteledik. Destekliyorum. Dolayısıyla doğru şeylerdir. Son olarak şunu söylüyorum. Bugün Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı Ekrem İmamoğlu tarafından büyük bir farkla kazanılmıştır. İşte mücadelenin sonucu böyle oluyor. AKP'nin yeni bir, ya da AKP'nin yıllardır kullandığı bir tarla, peki, bir menfaat yeri ellerinden gitmiştir. Onun için müzakere değil, mücadeleye devam, erken seçim değil, hemen seçim istiyoruz.